Herkese merhaba. Şimdi gruplarda birkaç videoda ya da teknik olarak anlatmış arkadaşlar. Aracın içine kapı hatları çok birbirinden uzak olduğu için veya boşluğu çok olduğu için ses geliyor demişler. Ben de uygulamak istedim. Kapının fitil numarası ya da tipini vesaire öğrendim gruplarda. Şimdi bununla ilgili araca kapının bir tanesini uygulama yaptım. Ses yani az da olsa fark eder mi? Yani tüm kapılara yapmadık sürece bir anlamı olmaz ama benim aklıma ikinci bir olay daha geldi. Şimdi size göstereceğim. Videonun açıklamalarında da bu fitille ilgili linki vesaire de mevcut. Rakam olarak ucuz ama toplu alırsanız kargo ücreti en azından çok çıkmaz. Kargo ücreti çünkü bana ait aldığım yerde. Onu biraz ödedim. Şimdi sadece dikkat edin, bak şu şekilde tek kapıya uygulama yaptım. Yukarı doğru çıkarmadım çünkü orada daralıyordu. Kapıya sıkışır diye, yani bozmasın diye yapısını. Şimdi sadece bu. Bunu dün taktım. Kapının altında bu şekilde ve şu aradaki boşluğu dikkat edin arkadaşlar, bakın burada bitiyor. Şuradaki boşluğu kapatıyor tamamen. Şimdi bunun artısı ne oldu onu göstereyim size. Şimdi normalde aracın eteğini görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi sesi tabii şu an anlaşılmıyor ama yukarı doğru dolanılabilir mi onu bilmiyorum. Yani yapmak lazım çünkü burası da siyah olduğu için çok çirkin bir görüntü olmayacaktır. Ayrıca etekte de şöyle uzaktan bakalım. Hani kötü bir görüntü yok. Şimdi kapıda şöyle dikkat edelim, hemen bakalım. Şimdi alt tarafı bu şekilde. Yapıştırma değil bu, geçme. Güzel sıkı geçiyor. Herhangi bir açma falan olmamış. Şuraya kadar da devam ettim. Şimdi şu etek kısmında benim en çok bu arabalarda sinir olduğum, yani araçların genelinde, yağmur çamurlu havalarda şu alttan böyle komple alıp buraya kadar neredeyse şöyle sıvayarak kir, bu çamurun aynısı burada oluşuyor. Benim en çok sinir olduğum nokta bu. Şimdi burası temizdi, sıfır. Yani sabah bu şekilde değildi. Şimdi buraya dikkat edin ve buraya dikkat edin, aradaki fark. Şimdi arka kapıyı açayım. Bu sadece bir günlük, yaklaşık 30 kilometrelik bir sürüş sonucunda oluştu. Arka kapıyı açalım, bakın dikkat edin. Burası komple çamur olmuş. Biraz daha zorlasa oralara kadar gelme ihtimali var. Çünkü bunun altında sadece burada fitil var. O fitil de şuraya dayanıyor. Kapının altındaki şu fitil buraya dayanıyor. Dolayısıyla şuralara kadar sıçrama ihtimali var. Kapıdaki farkı görebiliyoruz. Şimdi bu kapıda şöyle göstereyim size uzaktan. Bakın orası beyaz ve oralar çamur. Yani tüm kapıları uygulasak aynı zamanda aracı daha temiz bir şey olacak. Fark olacak. Ses konusunda da tüm kapılara uygulamadan, yani bunu anlamak tek kapıyla imkansız. Kapının ölçülerini alın arkadaşlar. Ona göre 4 kapıyı da hesaplayın. Şimdi bundaki boşluğa da baktığım zaman şuraya kadar bunlar çıkabilir. Fakat bunun ikisinin arasındaki boşluğu da, şurayı da, iki kapının arasındaki boşluğu da tek fitille halledebilirsiniz. Burayı da böyle devam edip buraya kadar bununla çıkabilirsiniz ama buraları parçalı yapmanız lazım. Bir diğer konu da su birikmesi demiş arkadaşlar. Onu da şuradan bir yerden, orta noktadan boşluk bırakın ya da aralarda ufak kesikler atın. Su akabilsin ama o kadar böyle sıfıra sıfır fazla değil. Yani çamur girmez ama su birikmesi yapacağını ben düşünmüyorum ki öyle bir şey olmamış. Gördüğüm kadarıyla su bir yerden akmış. Çamur farkını da görelim. Diğer kapıya ben bakmaya çalışayım en azından, sadece arka mı, şoför tarafının diğer tarafına yapmadım çünkü. Ona da bir açıp bakalım ne kadar fark var. Evet, burada da buralara kadar sıçramış. En azından arka taraf gibi bu ön taraf olmamış. Bunun arkasına bakalım. Bunun arkası komple almış. Sanırım şöyle bir şey var. Bunu da yapınca düzelecek. Şu aralardan arkaya girmesi galiba daha kolay. Dolayısıyla bu fitilin böyle de bir artısı olacak diye düşünüyorum. Ses konusunda da bilen bir arkadaş bayağı olumlu yorum yazmış. En çok buradan geliyor diye. Fitillerin zayıf olduğunu söylemiş. Çok boşluk var demiş. Katılıyorum. Şu alt taraf komple boş. Şurası. Yani bayağı etki edebilir. Linklerde görebilirsiniz bunun, bu fitilin modelini vesaire. Sizin de ayrıca fikirleriniz olursa yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kazasız belasız sürüşleriniz olsun.